Bu videoda Nokia X1 telefonunu sökeceğim. Bu aslında rahmetli kayınvalidem için almıştık. Hani basit bir telefon, akıllı telefon kullanamayan yaşlılar için almıştık. Ama eskidi biraz. Ayrıca kendini bırakmaya başlamış. Böyle bakın şeyleri. Şurası falan da çıkmış. Aslında IMEI numarası hala çalışıyor ama yani kullanılabilir durumda olmadığı için sökmeyi düşünüyorum. Bunlar biliyorsunuz Nokia'nın meşhur ince uçlu adaptörüyle çalışan telefonlardı. Şöyle bir takınca da bakalım tepki verecek mi? Telefon artık bir tepki de vermiyor. Burası da çıkmış zaten. Şimdi biliyorsunuz cep telefonu sökümlerinden çok da fazla bir şey elde etmiyoruz. Yani kullanılabilir parça çok fazla çıkmıyor ama ben merakımdan söküyorum tabi. Şuradan da bunu bir açmaya çalışalım. Evet. Yani belki de bu telefonlardan tek işe yarayacak şey bu piller. Hani eğer kullanılabilir durumdaysa, şarj oluyorsa işte küçük bir radyoya şuna buna kullanılır. Onun dışında bu piller de çok bir işe yaramaz açıkçası. Bakalım. Nerede? Hindistan'da üretilmiş. Enteresan. Normal boyutta bir sim kartı var. Nasıl açılıyor acaba? Ha, şu şekilde açılıyormuş. Hatta bir de Turkcell kartı var üstünde. Onu da bir kenara koyalım. Şurada gördüğüm kadarıyla iki tane vida var. Başka da bir şey göremedim ama. O iki vidayla sökülüyor mu bakalım. Şununla bir deneyelim açmayı bakalım. Evet, bu tarafta vidalar varmış. Buradan bakarsak sim kart kapağı. Burada bir hoparlör var. Şurası kulaklık. Pardon, bu taraf kulaklık. Bu taraf güç girişi. İşte onlar da buradan devreye değiyor anlaşılan. Şu iki tanesi buraya değiyor. Şunlar kulaklık çıkışları burada. Burada minik bir tane motor var. Bu da titreşim motoru. SIM kartın oturduğu yer. Burada bir SD kart kısmı var. Pilin oturduğu kısım var. Son derece basit. Şunu kenara koyalım. Motoru da sanki lehimlemişler buraya. Neyse, onu sonra sökeriz. Burada da bir tane LED var. Çünkü bunun üstünde bir tane fener fonksiyonu var. Şuradan. LED, parlak bir LED yanıyor. İşte bunu fener olarak kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Şurasını. Beklediğimden de az şey çıktı. İşte bu telefonlarla ilgili en kötü şey bu ekranların kullanılamaması. Çünkü ekranların konnektörlerini vesaire o devreye özel yapıyorlar. Yani bunu alıp da başka bir yerde kullanamıyorsunuz. Onun dışında işte tuşlarda şuraya basitçe basan şeyler yapmışlar.
Oldukça ucuz bir cihaz zaten bu. Gördüğünüz gibi neredeyse işe yarayacak hiçbir parça yok. Hani titreşim motorunu çok isterseniz sökersiniz ama ne işe yarar onu da bilmiyorum. Şu switchler vesaire de o kadar minik ki bunlar hani başka yerde kullanılabilecek şeyler değil. Yine mini minnacık bir mikrofon. Minicik bir kondansatör. Bunu bildiğiniz yapıştırmışlar motoru buraya. İşte ana chipseti de bu kadarcık. Tabii akıllı bir telefon olmadığı için temel bir chipsetiyle. İşte bu chipseti de hani bütün temel fonksiyonları yani bir tane işte ana işlemci oluyor. Yani bellek bile olduğunu sanmıyorum. Bunu da hatırlamıyorum ama bellek var mıydı? Bir de GSM fonksiyonlarını yani cep telefonu fonksiyonlarını sağlayan bir tane çip oluyor. Muhtemelen bellek var. Çünkü burada da hani bellek ekleme şansı olduğuna göre bir kendi belleği de bir miktar var muhtemelen. Şuna bakalım. Anlaşıldığı kadarıyla bu işlemcimiz. Bu da işte bellek. Burada da bir voltaj regülatörü. Burada da GSM fonksiyonları sağlayan bir tane çipimiz var. Hepsi o kadar. Muhtemelen göstergeyi de ana çip kontrol ediyor. Onu tabii nereden bağlamışlar göremiyorum şu anda ama. Büyük ihtimalle arkadan doğrudan PCB üstüne lehimlemişler. Gördüğünüz gibi basit bir cep telefonunu söktük. Yani burada faydalı olabilecek neredeyse hiçbir parça yok. Sadece belki pil işimize yarayacak. Bu da bir yerde hani sanmıyorum kullanacağım ama bir tane de titreşim motoru. Gerisi çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Yani bu buradan kurtarabileceğimiz, başka bir yerde kullanabileceğimiz parça yok. Başka bir videoda görüşmek üzere.